Sesim geliyor mu? Şimdi bu hafta karışık bir seyirle başlıyoruz. Oldukça da hareketli bir haftayı geçireceğiz. Tanımcısı istihdam, Amerikan Fed faiz toplantısı, İngiltere Merkez Bankası toplantısı, sanayi verileri derken oldukça karışık bir havayı bu hafta buluyor. Böyle karışık bir haftada biz sadece teknik bir inceleme yapacağız. Öncelikle Euro dolar, sonra sterlin, sonra altın ve zamanımız kalırsa Avustralya dolarını değerlendirmeye çalışacağız. Şimdi geçtiğimiz hafta Pazartesi dediğimiz gibi Euro dolarda aşağı hareketleri kısa vadede sınırlı gördüğümüz ancak 1.07780 90 seviyesini test edebileceğimiz oraya geçersek de 1.08 80, 1.09'lara doğru bir hareketin olabileceği beklentimizi aktarmıştık. Nitekim de öyle oldu. Hareket 1.07.80'lere gelip oradan bir satış geldiğini gördük. Ancak bu haftanın sonunda Trump'ın yaptığı açıklamalarda görünen o ki Trump altyapı yatırımları veya vergiyle ilgili politikalar yerine daha çok dumping yani sınırlarla ilgili sorunlarla uğraşmaya başladı. Bu bakımdan da doların bu hafta biraz değer kaybederek başladığını görüyoruz. Şimdi euro dolarda şöyle söyleyelim. Kısa vadede trend halihazırda yatay yukarı seviye olarak gözüküyor. Bunun hedef seviyesi halen 1.07 90'lar 80'ler civarında gözüküyor. Burayı aşarsa da 1.08 89 seviyesine doğru bir yükseliş görmemiz mümkün. Ancak biz bu seviyelerin ilk çeyrek açısından satış fırsatı olarak değerlendirebileceğimizi düşünüyoruz. Dolayısıyla ilk çeyrek sonundan yani Mart ayına kadar bu seviyelerin üzerinde bir seviye şu an için beklemiyoruz. Baktığımız zaman zaten Euro-Dolar paritesinde yukarı giden hareketin daralan bir kanal içinde devam ettiğini ve bu daralan kanalın bize zayıflığını gösteriyor. Genelde bu tip hareketlerde yukarı doğru hareket olabileceği gibi aşağı doğru kırılma noktalarını iyi belirleyebilirsek doğru yakalayabiliriz. Burada yukarıda 1.07 40, 1.07 90 ve 1.08 10 direnç noktalarımız. Aşağıda ise 1.06 60 ve 1.06 20 destek noktalarımız olarak gözüküyor. Şu anda yatay yukarı bandın geri dönüşü için açıkçası geçtiğimiz haftada söylemiştik. 1.0 5 20'ler altında bir kapanış yapmadan geçtiğimiz hafta bunu 1.04 90'lar olarak göstermiştik ama bu hafta biraz yukarı çekmemiz gerekiyor. Yani şöyle söyleyeyim 1.05 10'lar üzerinde altında bir kapanış yapmadan açıkçası Euro'nun aşağı döndüğünden bahsedemeyiz. Ancak şöyle söyleyeyim şurada 1.05 10 seviyesini aşağıya doğru bir kırılma olursa tekrardan 1.04 50 ve aşağıları zorlayabiliriz. Şu aşamada Euro'da biraz açıkçası ne short ne long tarafta kalmak gerekiyor. Bu hafta Euro dolarda izle politikası mantıklı. Yukarı hareketleri satış fırsatı önemli destekleri de kırarsa bir politika izlenebilir. Daha kısa vadede işlem yapmak istiyorsak 1.06 70'leri kırdığı zaman 1.06-20'lere doğru bir hareketin içine yer alınabilir. Yukarıda ise 1.07-80 kırılınca 1.08-80'lere doğru bir hareket düşünülebilir. Burada 30 puan stop loss kullanılabilir. Sterline baktığınız zaman sterlin paritesi geçtiğimiz hafta tavşan kuru olarak söylemiştik. Yukarı hareketlerini devam ettiriyor. Burada kısa vade trend halen yukarı. Kısa vade trendi halen yukarı olarak görüyoruz. Bunun hedef seviyesi de 1.27.70, 1.27.50'ler seviyesi. Açıkçası bu hareket ne zaman biter dersek şu 1.23.60 seviyelerini aşağıya geçmeden yani şu politika, şu bölgeyi aşağıya geçmeden short yapmak çok efektif gözükmüyor. Çünkü short yapsak bile bu hareket 50 günlük hareketli ortalama civarı. 1.24.50, 1.23.60'larda
kalabilir. Dolayısıyla ben 1.23 altına paritenin kapanış yapmadan sterlin paritesinin short yapmayı çok uygun bulmuyorum. Diğer yandan mevcut hareket devam ediyor. Yukarıda dirençlerimiz 1.26, şöyle göstereyim. Yukarıda dirençlerimiz 1.2640, yani önce gördüğümüz seviye. Ondan sonra da 1.2740'lar civarı olacaktır. Şurası belki direnç, yani şu bölge 1.2740 direnç bölgesi gibi olacaktır. Bu bölge geçilmeden açıkçası yeniden kaçmak çok elverişli değil. Ya da şöyle bir politika izlenebilir. Buradan açacak longlarda bir miktar aşağıya stop konup buraya şuralara oynanabilir. Ama burada da gözüktüğü gibi yani birebir var. Hedeflediğimiz seviyeyle stop seviyemiz aşağı yukarı aynı olduğu için çok efektif olmayabilir. Ama genel beklentimiz sterlinin yukarı seviyeleri zorlamaya devam edeceği yönünde. Teknik açıdan. Burada en bull senaryo, yani yukarı yönlü senaryo ne olabilir? Valla 1.27 1.27 90'lar üzerinde bir kapanışta belki yani şuranın üzerinde belki yeni bu boğa oyuncuların piyasaya gireceğini düşünerek yukarıya gidebilir. Ancak ben açıkçası 3 aylık vadede projeksiyonlarımızda 1.28 üzerinde bir hareket şimdilik beklemiyoruz. Yıl sonu beklentimiz 1.30 ama çok hızlı yükseldik. Buradan tekrar açıkçası sterlinin bir miktar güç kaybedeceğini düşünüyoruz. Avustralya dolarını bu hafta görüşlerimi aktarmak istiyorum. Çünkü Avustralya doları gerçekten zevkli bir parite. Hem 24 saat işlem yapabiliyorsunuz hem de biraz emtia piyasaları endeksli olduğu için zevkli bir parite. Ben yakından takip ediyorum. Avustralya dolarında şu anda kısa vade trend yukarı. Yani 76 onlar seviyesine doğru gideceğini bekliyorduk. Zaten geçtiğimiz haftada bu onlar oldu. Ama açıkçası Avustralya dolarında daha yukarı vadede, kısa vadede yukarı hareketleri beklemiyorum. Çünkü yani son yönlenen Merkez Bankası politikası ve Fed'e karşı faiz durumu Avustralya dolarının yukarıya gidişini bir miktar engellemiş durumda. Yani bir miktar örseliyor. Dolayısıyla bu noktaları ben halihazırda Avustralya dolarında satış fırsatı olarak görülmesini düşünüyorum. Şöyle söyleyeyim. Ancak daha sağlam bir iş yapabilmemiz için eğer Avustralya dolarında short pozisyon düşünüyorsak şu bir nasıl diyeyim 0.74 20'lerin kırılmasını bekleyebiliriz. Burayı burada takip edelim tekrar. Net bir kırılma olduğu takdirde yönümüzü aşağıya çevirebiliriz. Onun haricinde halihazırda hedefi 76 seviyesi. Burayı da geçerse 77 seviyelerine kadar bir hareket görmemiz mümkün olabilir. Zaten baktığımız zaman da gün içi pozisyon işlem tavsiye etmiyorum. Açıkçası orta vadeli takip etmemiz gerektiğini düşünüyorum. Özeti 76 seviyesinin kırılması durumunda 77'lere doğru bir hareket. 74-20 seviyelerin kırılmasında da uzun orta vadeli aşağı doğru bir short pozisyon açılabilir. Altınla geldiğimiz zaman altın geçtiğimiz haftaki beklentilerimizi aynen koruyor. Geçtiğimiz hafta 1.221 seviyelerini geçemeyeceğini söylemiştik. Ancak şöyle söyleyeyim, altın yatay bir hareket içinde devam ediyor. Yani şu anda bir yön bizi göstermiyor. Geçtiğimiz hafta 1.180-83 altında bir kapanış olmadığı sürece ki nitekim 1.183'leri test etti ve üzerinde kapanış yaptı. Altın kısa vadede yatay ancak iki yönlü politika izleyeceğimiz zaman strateji olarak ben uzun vadede altının aşağı olacağını düşünmeye devam ediyorum. Çünkü büyüme beklentileri, faiz artışları bunlar hep altının kısa vadede ilk planda önünde olacak seviyeler. Ondan sonra tekrar yukarı hareketleri görebiliriz. Ama tabii risk endişeleri fiyatın aşağı gelmesine engel oluyor. Dolayısıyla altına teknik olarak baktığımızda gene 1.180 seviyesi altında kapanış olmadan short yapmanın riskli olabileceğini düşünüyorum. Ha şurada şöyle bir politika izleyebilir. 1.186 stop kabul edip tekrardan 1.200'lere doğru bir hareket düşünülebilir. Ama orada da karşımıza çıkacak seviye açıkçası 1.194 seviyesidir. Dolayısıyla 1.194'ü aşmadan da yeni long yapmak 1.220'lere oldukça riskli olarak gözüküyor.
Altında tabii direnç noktalarımız ilk aşamada 1193, ondan sonra da 1205 seviyesi. Bunlar da aşıldığı takdirde yeniden 1220'ler gözükür. Destek noktalarımız ise aşağıda yani 1193 seviyesi, onun altı yani aşağıda destek noktalarımız, şöyle söyleyeyim, 1183 seviyesi zaten burası stop loss seviyemiz. Buranın kırıldığı halde de 1170-1166'lara doğru bir hareket görmemiz mümkün. Zaten burası kırıldığı zaman aşağı yönlü hareketin devamı niteliğinde olacaktır. Euro dolarla ilgili bir soru var. Euro dolar, şöyle söyleyeyim, yani euro dolar gördüğünüz gibi sıkışmaya devam ediyor. Şimdi bu hafta son derece karışık bir hafta. Yani bu hafta şu aşağıda pozisyon alanların tarım içi istihdam verilerinde çıkma haftası olabilir. Dolayısıyla yeni pozisyon alanların girme haftası olabilir. Dolayısıyla bu hafta oldukça karışık seyirleri izleyecek. Benim tavsiyem, bir yönde hareket başladığı zaman bu hafta kısa karlar alıp kısa stop loss'larla çıkmak. Yani hedeflediğimiz karları, kar şeylerini biraz düşük tutup stoplarımızı da ona göre ayarlamamız gerekiyor. Çünkü bu hafta bir de ayın son haftası. Ayın son haftası ve bugün son gün. Dolayısıyla bu hafta hem son hafta hem ilk hafta olarak karışık bir seyir izliyor. Dolayısıyla çok volatil hareketler göreceğiz. Hızlı ani hareketlerde önceden pozisyon alıp hızlı ani hareketler içine girmeyelim. Hızlı ani hareketlerde bu karlarımızı kapatalım. Normal piyasa yataya geçmeye başladığı zaman gün içi trade'lerde pozisyon alıp ani hareketlerde pozisyonlarımızı kapatalım. Benim aktaracaklarım bu kadar. İyi haftalar diliyorum, bol kazançlar.